Merhaba. Bugün 8 Ağustos Udaipur'dayım ve hava inanılmaz sıcak. Benimi pişiyor olmasının bir nedeni de kızgın olmam. Neyse, kızgınlığına ilgili konuya sonra değineceğim. Şimdi lütfen önce çektiğim şu fotoğraflara bakın. Nasıl bir yere gittim inanamazsınız. Pekala. Bu gördüğünüz, bugün ziyaret ettiğim muhteşem ev. Bunlar Maitre abla ve tabii çok sevgili eşi. Bu Şatapi. Bir kız çocuk annesi ama yine de fiziği gerçekten mükemmel. Yanında ise Sumer var. Çok rahat ve komik biri. Pekala. Gelelim öfkemin nedenine. Kendisi aptal, beyinsiz, egomanyak, kibirli, çok bilmiş Rudra Pratapranavat. Bugün haddini fazlasıyla aştı. Ne mi yaptı? Beni kolumdan tutup dışarı attı. Zorla kapı dışarı etti. Zavallı. Evet evet, yanlış duymadınız. Aslında ona acıyorum. Ne yaptığının şu an için farkında değil çünkü. Bana meydan okudu bu adam. Bana, Mayra Mayra'ya meydan okudu. Ben de bugünü unutmasına asla izin vermeyeceğim. Bekleyin ve görün. Merhaba amca. Gitmesine neden engel olmadınız? Hiç olmazsa benim okuldan dönmemi bekleseydi. Şey, bazı önemli işleri varmış canım. O yüzden gitmesi gerekmiş. Yalan. Biliyorum. Babam onu kovdu, öyle değil mi? Hem babam onu hiç sevmedi zaten. Rudra oğlum biraz anlayışlı ol. O daha çocuk. Sen bu kadar endişeliyken onu bir düşün. İçinde masum kalbine ne fırtınalar kopuyor. Annesi hep dilinde, zavallı hep onu arıyor. Özlemi öyle büyük ki. Annesini bir kez olsun görmek ister tabii. Ve bugün birden ona çok benzeyen biri karşısında belirdi. Yüzleri aynı, gülüşleri. Sonra sevgi dolu bakışlar. Amca hayır. Sevgi değil. Onda Paro'nun bakışlarındaki gibi sevgi yok. Üstelik benim Paro'nun sevgisini nasıl olur da o zengin, şımarık kızla bir tutabilirsin? Böyle bir şey mümkün olamaz. Al canım. Çok seversin. Bak bir lokma ye. Hırsını yiyeceklerden alma böyle. Bu çok büyük bir günah. Hadi Drow, ye lütfen. Hayır, yemek yemek istemiyorum. Abla. Bana ver, ben ona yediririm. Vay canına. Yemekler de pek lezzetliymiş ha. Patates püresi, roti ve Drow'un en sevdiği sütlaç. Üstelik hepsi de mis gibi kokuyor. Hayır baba, uyumak istiyorum. Peki sen bilirsin. Ben de yatayım o zaman. Affet beni oğlum. Çaresizim. Doğru olan ne, yanlış olan ne, inan ki anlayamıyorum. Babaannemle annemin suratını çizeceğim.
Ama yüzü bir türlü gülmüyor. Yüzü nasıl gülsün ki? Gülmek bir anda ne kadar korksa yeridir. Eninde sonunda gülümseyecek. Tabii babasının yaptığı planları duyunca. Ne plan yaptın amca? Sinema. Hem de hep birlikte gideceğiz. Harika, çok eğleneceğiz. Yaşasın. Ben de sinemaya gitmeyeli günler olmuştu. Gidelim. Baba peki Bayan Mayra da gelecek mi acaba? Neden gelmeyeyim? Mayra da sizinle geliyor. Ne işin var senin burada? Sana çok açık bir dille söylemiştim. Ne bu evde ne de hayatlarımızda bir yerin var senin. Buyurun bakalım. Pekala. Hangisi benim odam? Gel, hadi gel. Ben hemen göstereyim. İki dakika ufaklık. Bavullarımı bırakayım, hemen geliyorum. Bir saniye. Sana ne dedim? Bu evde asla kalamazsın. Öyle mi? Telefon sesi duymuyorum. Siz duyuyor musunuz? Ha? Sume? Hayır. Shut up, değil? Hayır. Evet. Bana sadece 5 saniye ver. Alo. Günaydın. Emekli binbaşı Rudra Pratap Ranavat. Kimsiniz? Benim adım Amar Mehra. Ülkenin kabineden sorumlu bakanı. Sanırım beni bu saatte hatırımı sormak için aramadınız. Rudra Pratap Ranavat, seni Mayra'nın koruması olarak görevlendirdim. Görevim bu telefonu etmeden önce başlamıştı. Üstelik evinize kadar gelmiş ve onu geri yollamışsın. Bak Mayra sadece... Yeğenim değil, kızım gibidir. Onun mutluluğu için yapmayacağım şey yoktur. Senden ne yapmanı istedi? Sahip olduğun malikanede evlenmek istedi, o kadar. Efendim, bakın yeğeninizi şahsen tanımıyorum. Ve burası benim evim. Ev burası, bir otel ya da pansiyon değil. Emekli binbaşı Rudra Pratap Ranavat, unutuyorsun. Sahip olduğun ev aslında BSD'nin üzerine. Satın alınırken bedelinin tamamını kendin ödemedin. Yani o ev hükümetin malı. Ben söyleyeceğimi söyledim, kararını ver. Eski binbaşı Rudra Pratap Ranavat. Mayra o malikaneye gelip orada kalacak. Düğünü de orada yapacak, tamam mı? Sen ve ailen karar vereceksiniz. Ya onun mutluluğuna katılıp o evde kalacaksınız. Ya da düğünü birer yabancı gibi bahçeden doya doya seyredersiniz. Karar senin. Tamam mı? Hadi gel, gel, gel buyur. Evde en ufak bir sıkıntı yaşamana izin vermeyiz. Banyo şurası, 24 saat sıcak su bulabilirsin. Bu arada şu pencerenin manzarası harikadır. En çok sabahları tavsiye ederim. Ilık Meltem eşliğinde yudum yudum çay keyfi yapmak. Bence aşık olacaksın. Harika. Peki eşyalarımı nereye yerleştirebilirim? Onları... işte buraya. Makyaj malzemelerini ve kıyafetlerini şöyle koyarsın. Kalanları şöyle tek tek asabilirsin. Bir de cüzdanını ve küçük eşyalarını bunun içine koyabilirsin. Aman Allah'ım, ne güzelmiş.
Kayınpederimle kayınvalidemin hediyesi. Çok mu beğendin? Beğenmek mi? Bayıldım. Öyle mi? Peki. Bunu giderken hatıra olarak yanında götürebilirsin. Hatta bunlara ne deniyordu? Veda hediyesi. Ciddi misin? Çok teşekkür ederim. Sen o kadar iyi ve tatlı birisin ki. Ama o Rudra çok kaba, iğrenç biri. Ne oldu, iyi misin sen? Lütfen, sen onu merak etme. Eşimin bu ara sık sık boğazı ağrıyor ama merak etme, ben ilgilenirim. Ona çay falan yaparım şimdi, sen keyfine bak. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Bunu nasıl yaparsın? Sen beni nasıl... Bu ne cüret? Bana sakın bir daha böyle bir terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz mi? Ben mi? Evime gelmemeni söylediğim halde inatla geldin. Sonra da dediğini siyasi baskıyla yaptırmaya çalıştın. Bu ne? Senin şımarıklığın kendi evine geçer ancak burada değil. Yeter yeter bu kadar. Tepki vermemen bana ağzına geleni söyleyebileceğin anlamına gelmiyor. Şımarıkmış. Sen kime şımarık diyorsun? Bana istediğini söyleyebilirsin ama beni büyütüp yetiştiren insanlara hakaret edemezsin, tamam mı? Senin sorunun ne söyleyeyim mi? Sen hayatın boyunca sağa sola emir verip söz geçirmeye çok alışmışsın canım. Çok tuhaf ama nedense kimse de buna ses çıkarmamış. Keşke biri çıkıp bir şey deseymiş. Bu iki temel görgü kuralını öğrenirdin. Mesela bir kızla nasıl konuşacağını, davranacağını falan. Ailede kimse benim burada kalacak olmamı böyle sorun etmedi. Bir tek sen. Üstelik benim sana bir zararım da yok. Anladım. Konu eşin. Derdin o değil mi? İyi de bunu baştan söyleyebilirdin. Ben içini rahatlatırdım çünkü benden çekinmesi için bir neden yok. Bir kere çok yakında evleniyorum. İkincisi de sen kesinlikle tipim değilsin. Ama tabii güvenmediysen sen, onu bilemeyeceğim. Yeter. Konuşma artık. Burada kalmak mı istiyorsun? Kal o zaman. Ama şunu bilmeni isterim. Ailendeki hiç kimse burada senin özel uşağın değil. Kaba şey ne olacak? Gel Sümer, gel hayatım. Ne oluyor, delirdin mi? İtiraf et, bal gibi de kıskandın. Mayra'nın bana iyi davranmasını kıskandın. Tabii, kıskanmamam mümkün müydü? Ne de güzel kokuyor. Sesi de öyle güzel ki. Konuştukça kulağıma melodi gibi geliyor. Peki bu ses nasıl canım, bu da güzel sen mi? Sen kafayı yedin galiba. Shut up, yapma. Yapma. Ona benim dolabımı verdin. Benim sarılarımı dışarı attın. Shut up. Hayır. Benim makyaj malzemelerimi aldın, onunkileri koydun. Şakaydı. Şaka yaptım, şaka. Üstelik babamın bana hediye ettiği o değerli güzel kutuyu ona vermeye kalktın sen. Bir de o nasıl sarılmaktı öyle? Sen de hiç utanma yok mu? İçine düştün kızım. Hayır. Meğer utanmazın tekiymişsin. Bu oyun mu seni hem? Alay eder gibi de soruyorsun. Kıskanmış mıyım? Söyle nasıl kıskanmayayım ha? Shut up, bak gerçekten sen delisin. Anlamadın mı? Şaka yapıyordum. Seni bilerek kıskandırmak istedim çünkü kıskanacağını anlamıştım. Üstelik kız Parvati'ye benziyor. O benim kardeşim gibiydi. Yani ben o kıza nasıl... Shut up diye. Dinle. İnsan bir kere aşık olur. Ve hayatta bir kere evlenir. Biz önce evlendik, sonra aşık olduk. Öyle mi? Öyle. Olamaz. Makyaj masam, gardırobum. Onlar ne olacak? Bu dolaba eşyalarımın yarısını bile sığdıramam ki ben. Her gün elimize 25 bin rupi sayacak. Düşünsene. Neler alırız neler. Sümer, shut up diyeyim. Gelin. Herkes buraya gelsin. Al bakalım, başladı. Abla, çocuklar nerede? Onlar bahçede oynuyorlar. Mayra'nın uyuduğunu söyledim. Oyun oynamak istediler. Herkesle birden konuşmam gerekiyor. Bu evi BSD'den alırken takside girmiştim. Ve hala ödenecek bir sürü taksit sırada bekliyor. Ödemeler bitene kadar bu ev hükümetin malı ve bundan yararlanarak Mayra bu evde kalacak. Bu engel olabileceğimiz bir durum değil.
Ne demek bu? Evet amcam. Başka çarem yoktu. Kabul etmem gerekti. Mecbur bırakıldım. Harika, o zaman bu demektir ki planladığımız gibi... Söyleyeceklerim bitmedi Sümer. Maitre abla. Evet. Bu evde kaldığı sürece... Mayro kesinlikle... Paro hakkında hiçbir şey bilmeyecek, tamam mı? Fotoğrafını dolabıma kaldıracağım. Sen de diğer eşyaları toplasan iyi olur. Hiçbirini görmesin. O buradayken daha fazla olay istemiyorum. Yenge, siz de duydunuz değil mi? Ben mi? Ben ne olay çıkaracakmışım? Öncekinin çıkardığı olaylarda hep sustum. Yalansa söyle. Tamam, bunda da susarım. Mohini. Mohini, sakin ol. Rudra oğlum, durum ne olacak? Ona da söylemek gerek. Onu ben hallederim. Duru, neden geldik şimdi buraya? Gör işte, burada da değil. Hadi o zaman gel eşyalarını karıştıralım. Bu ne işe yarayacak? Annem neler hatırlıyor, öğrenmiş olacağız. Hadi. Çalışsana, bunlar annenin fotoğrafındaki altın küpeler değil mi Duru? Dur. Çok ayıp çocuklar. Uslu çocuklar kimsenin özel eşyasını karıştırmaz. Kalkın bakayım. Özür dileriz. Özür dilerim teyze. Ne dedin sen bana? Özür dilerim teyze dedim ama ağzımdan kaçtı. Sakın. Teyze yok, tamam mı? Sadece Mayra. Bana Mayra deyin yeter. Tamam mı Duru? Tamam mı Koyal? İkiniz de söz verin. Bir daha bana sakın teyze demeyeceksiniz, anlaştık mı? Sadece Mayra. İşte bu kadar. Şimdi bana söyleyin. İkinizin odamda ne işiniz var bakalım? Ben sadece şey görmek istemiştim Mayra. Şey demek istiyor... Senin şu kupayla ne içtiğini merak etmiş. Süt mü yoksa? Hayır. Sütü siz çocuklar içersiniz, büyükler içmez. Ben kahve içiyorum. Peki bunca yıldır neredeydin? Amerika'daydım. Amerika'da ne yapıyordun peki? Bir düşüneyim. Önce doğdum ve sonra da büyüdüm. Sonra ilkokula, üniversiteye ve... Buraya geldin. Aferin. Burayı nasıl buldun, sevdin mi? Evimizi, ailemizi, sonra Rajasthan'ı, Udaipur'u. Ya beni? Pekala. Mola verelim. Gelin bakalım. Pekala. Hindistan'a aşık oldum. Rajasthan da çok heyecan verici. Çöllere bayıldım. Gün batımı, ılık Meltem çok güzel. Burayı gerçekten ama gerçekten çok beğendim. Ama memleketimizin en güzel yanını söyleyeyim mi? Saray gibi evleri, insanları ve en çok siz çocukları güzel. Bize insanların özel eşyaları karıştırılmaz dedin ama ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Çantanı açtığımız zaman içinden bir sürü mektup zarfı çıktı. Onlar ne? Birilerine mektup falan mı yazıyorsun? Düğün davetiyesi onlar. Daha doğrusu örnek. Hepsine bakacağım ve sonra içlerinden en güzeli seçeceğim. Arkadaşın için mi yapacaksın bunu? Hayır, benim davetiyelerim. Ben çok yakında evleniyorum canım. Evleniyor musun? Hayır efendim, evlenemezsin sen. Neden? Damadın adı Rohit. Hem birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz. Çok iyi arkadaşız. Bir gün annemle babam Rohit'le evlenmelisin dediler. Ben de tamam dedim. Söyle bakalım. En iyi arkadaşınla evlenmekten daha güzel ne olabilir? Hayır olmaz, evlenemezsin. Çünkü ben her şeyi hatırlıyorum ama sen bir şey hatırlamıyorsun.
Ruf, neden böyle şeyler söylüyorsun? Çünkü sen burada bizimle kalmalısın. Ben ve babamla. Ruf! Çabuk dışarı. Ama baba, ben evleniyorum dedi. Odana dedim. Bir daha söyletme. Koyal, sen de. Baba. Drew, duymadın mı? Çabuk odana. İyi ama. Sen işime karışmasan iyi edersin. Biliyor musun? Geçen gün bana da bağırıp çağırdın ama sorun etmedim. En azından ben sana karşılık verebilirim. Ama az önce bağırdığın küçücük bir çocuk... Sana benim işime karışma dedim. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsun. Bir dakika. Asıl kızgın olduğun benim. Öfkeni doğrudan bana yönlendir. Neden zavallı çocuğu hedef alıyorsun ki? Hala mı duymadın? İşime karışma. Ne benim ne de ailemin hakkında en ufak bir şey biliyorsun. Niye geldiysen işini gör ve sonra git. Oğlun annesine çekmiş, bundan adım gibi eminim. Çünkü son derece tatlı ve seveceğim bir çocuk. Şükürler olsun sana benzememiş. Odana dönünce umarım karın başının etini yer. Bence ağzının payını en güzel o verecek. Aslında onunla tanışmayı öyle isterdim ki. Ona daha görmeden hayran kaldım. Nasıl bir kadınmış böyle? Senin gibi katı, kaba saba bir adama bunca yıl nasıl dayanmış? Gülüyorum, sinirleniyorsun. Susuyorum, yine sinirleniyorsun. Bir yolu varsa söyle bana. Bir kere ben onun yerinde olsaydım daha evlendiğimiz gün ya kaçar giderdim. Ya da dayanamaz intihar falan ederdim. Hayatının her dakikasını seninle geçirdiğini düşünemiyorum, inan ki. Allah'ım. Aslında onunla tanışmayı öyle isterdim ki. Nasıl bir kadınmış böyle? Senin gibi katı, kaba saba bir adama bunca yıl nasıl dayanmış? Affedersin, daha bitmedi. Her neyse. Bir kere ben onun yerinde olsaydım daha evlendiğimiz gün ya kaçar giderdim ya da dayanamaz intihar ederdim. Türk giderken suni